Evet arkadaşlar, sırada Kiri-Lovak Savaşı var. Bu bölümün 5. savaşı. 21 Ekim 1915'te Bulgaristan'ın güneye ilerlemesiyle Sırbistan'daki durum çok ciddiydi. Sırbistan'a yardım etmek için Fransızlar savaşa katılmaya karar vermiş. Bakacağız. Todorov diyor ki Fransız takviyeleri bizi şaşırttı. Saldırılarından kurtulun ve düşmanı yenmek için ana güçlere katılın. Ana güçlere katılın. Burada bir yanlış çeviri olabilir mi? Ana güçlere katılın. Bir bakacağız. Bulgar takviyeleri sürekli olarak kuzeyden geliyor. Ana güçleri yenmeden onları durdurun. Ana güçleri de komutanları yenmeden demek istiyor. Bütün düşman ülkeleri yok et. 14 tur, 6 komutan. Şöyle bir açalım. Oo, arada kalmışız lan. Abi niye genişlemiyor bu? Allah, genişlemiyor. Emülatörde sıkıntı var. Hadi oğlum. Gir çık yapalım. Yok. Evet. Genişlemiyor arkadaşlar. Geniş açı yapamıyoruz. Şu şekilde oynayacağız şimdilik. Şimdilik şu şekilde oynayacağız. Evet, bizimkiler yukarıda. Tüm ülkeleri yen diyor. Yani hepsini öldür. Hepsini öldürmemiz lazım. Şunları, şunlar da bizden. Şunların ikisini öldürmemiz lazım. Ki moralleri düşsün ve tüm orduyu öldürmemiz lazım. Tamam. Önce hangi tarafa diye baktım. Şurada iki topçusu var. İki süvari, üç süvari. Güçlü. Vallahi iki tarafı da güçlüler. İki tarafta da güçlüler. İki taraftan bir tarafı seçmem lazım. Yukarıda ana komutanımız yok. Ben önce aşağıya oynayacağım. Önce aşağıya oynayacağım. Şu komutan ölmemesi lazım. Şu komutan ölürse bizim moralimiz düşer. Önce aşağıya destek vereceğim. Hemen komutanları atayalım. Hemen komutanları atayalım. Bir tane topçu verdi bize. Adamda çok fazla topçu var. Evet, burada bu oyunda şu bölümde komutanları konuşturacağız. Bu bölümde komutanları konuşturacağız. Stefanoviç'i verdik. Güzel. Şimdi hafif bir 62-28. Yeni piyade. Yeni piyadeye hemen Robert'ı verdik. Buna da H2 veriyoruz. Evet. 6 komutan atayabilirsin diyor. 6 komutandı. 5 miydi? 6, 6 diyor ama 5 tane birlik veriyor bize. İlginç. Direkt aşağıya oynayacağım. Şöyle ormandan dahaya vurabilirim ama şuraya geçersem vallahi vururuz buradan. Sıkıntı yok. Önce şu topçuyu bitirmeye çalışacağım. 72. Al araya. Araya al. 83. Gene 1 can mı be? 7 can. 7 canla kalmış ya. Aşağıya oynuyorum. 99. Bunun aşağı gidemem. Aa dur. Topçuyu vurup öldürebilirdik. Yanlış, hızlı davrandık. Yanlış oldu. Hızlıca geçtim. Veseleri yaktılar. Şöyle uzaktan vuralım şuna. Araya aldılar bizi. Ben de bunları araya alacağım. Aşağıya direkt destek veriyorum. Geldim, Fransız komutanına geldim. 77. 77. Şunu öldürürsem moralleri düşer. Şunu öldürürsem moralleri düşer. Şu veselerin önünü açacağım. 71-45. Turu geçtim hızlıca. Araya aldılar Stefanoviç'i. Buradan kaçmam lazım. Şöyle kaçalım. 77 daha. Veseler yalnız mı kaldı? Vallahi veseler boşta kaldırdı. Önemli değil. Can kullanırız. Çok sıkışırsak can kullanacağız. 89. Çok sıkışırsak can kullanacağız. Hatta şimdiden ona %25 vereyim. Çünkü şurada 3-4 tane birlik var. 4'ü birden vurursa, kritik atarsa bitirebilir. Direkt komutana çalışacağım. 87. Bir daha. 91. Güzel vurduk. Robert. 87. Bir tur sonra işini bitiriyorum onun. Bir tur sonra işini bitiriyorum. Hatta şu an yapıştıracağım ona beselerle. Al. Ama niye moralleri düşmedi? Morallerinin düşmesi lazım. Aa, alttaki komutanları bana verdi şimdi. Güzel. Alttaki komutanları bana verdi. Bir topçu komutanı verdi. Bir de bu ana şeyi bana verdi. Tamam, onu şimdi ben korumam lazım. Şimdi bütün iş bizde.
85. Bir daha vur, bitir işini. Tamam, burayı kurtardık. Şunu araya aldım. Şunları bir esaretten kurtaralım, ondan sonra devam edeceğim. Tamam, alttakilerle burayı hallederiz. Şimdi yukarıya dönüyorum. El bombası atıyor. Yukarıya dönüyorum. Yukarıda... Tamam, bizimkiler bunu araya aldılar ama bizimkiler ölmek üzere. Sıra sende. Geliyorum, sana geliyorum. Sana geliyorum. Al bakayım. Onun için tamam. Giderken de sana vuruyorum. Temiz. Çocuklar hiç durmayın. Direkt yukarıya. Direkt yukarıya. Direkt yukarıya. Kaçırmayın. Kimse kaçmasın. Geldim şu topçuya. Bitir işini. 61. Yukarıdakileri bana vermedi değil mi? Tamam. Alttan yukarıya devam. Giderken de şunu yapıştır. 94. Yaklaş. Yaklaş. Güzel. Aşağısı temizlendi. Dağlık araziden geçemiyorlar. Ama topçu şuradan iyi geçti. Düzlük arazi. Yaklaşıyoruz. Güzel. Hedef göründü. Hedef göründü. Geç duru. Evet, geldik. Şimdi bunlara en iyi nereden? Ormanlık alanımız maalesef yok. Şunun dibine gireriz. O zaman da olmaz. Şöyle yaklaşıyorum. 77. Şuradan şu ana komutana yapıştıracağım. 84. Geldim dibine. Direkt ona çalışacağım. 122 ile işini bittim. Aa, tamam, yukarıdakiler de artık bana döndü. Bitirin çocuklar. Canları çok kötü ama olsun. İdare eder. Canları çok kötü. Adamları ablukaya aldık. İşlerini bitirdik. Ölmeleri önemli değil. Arkadaki takviyelerimizle çok rahat hallederiz bu işi. 90'a 53. Bir daha al. 96'ya işi biter. Robert yaklaştı. Görev tüm birlikleri yendi arkadaşlar. Tüm birlikleri öldürmemiz lazım. Komutanları öldürdük ama tüm birlikleri de bitirmemiz lazım. Tur sayısı çok aşırı derecede yeter bize. Uğraştırmaz. Dur, bunu şununla öldüreceğim. Şuradan yapıştıralım. Sur arkasında ama önemli değil. 116 vurduk yine. Yaktık onu. Yandı. Şöyle geldik buraya. Aldım onu araya. Moralini düşürdük. Sağdan soldan yapıştırdık. Şunu da öldürdük. Son bir tane birliği kaldı. Şuna vurursa kritik indiririz. 68 kritik vuramadık. Şöyle yaklaştırdım. Şununla bitiriyorum. Temiz iş. 8 turda da bunu hallettik. Evet, Stefanovic fullendi. Hayek de fullendi. 8 turda hallettik arkadaşlar. Krimlovak savaşında bitirdik. Bir sonraki bölümde Kostrino savaşını oynayacağız ama şu Hayek Mike bakayım şey kazanmış mı? Evet, XP'si yükseldi. Altınımız 137k var. Buna biraz yükseltme yapsak mı? Piyade saldırısı sırasında 15 hak ek hasar vermiş. 10 veriyordu, 15 oluyormuş. Şehir tesisine piyade saldırı 20 arttırır. Piyade komutanı ederken düşman saldırı %8 ihtimalle kaçar. %8 ihtimal çok düşük ya. %18 ihtimalle moral yükselirmiş. Düzlükte savaşçı saldırı %20 arttırırmış. Vallahi özelliklerini çok da sevmedim ya. Şuna bakacağım. Şunun özelliklerine piyade saldırı 10 ek hasar verir. Şu aynısı. Bir al piyade saldırısı 10 arttır. Aynı beceri ardada kullanmaz. Şu güzelmiş. Piyade komutanı ederken düşman saldırısı %20'den kaçar. Aynı özellikle. Hemen hemen aynı özellikle. Düzlükte savaşkın saldırı %15. Dağda savaşkın saldırı %15. Şunun özellikleri sanki daha iyi. Çünkü düzlük ve dağlık alanda bir de orman olsaydı var ya fullenirdi. Vallahi bunu daha çok sevdim. Sanki altını buna yatıracağım ama düşünürüm ben. Düşünürüm arkadaşlar. Bunu biraz ilerletebilirim. Hayek'in özelliklerinde sanki biraz daha iyi gibi. Şu
öldürülmesi ihtimalinin moral yükselmesinin saldırıya ne kadar etkisi var onu bilmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın şimdilik. Hoşçakalın.